Kedi ve köpeklerde tüy dökümü. Evlerde beslediğimiz dostlarımızın sizi belki de en çok yorduğu şey fazla tüy dökülmesi. Sebepler içerisinde beslenme, alerji, parazit, hormonel, enfeksiyon tabanlı, genetik, mantar gibi birçok sebep olsa da en çok ihmal edilen ve en çok da karşılaşılan durumlardan bazıları şöyle. Kalitesiz mama faktörü söylemeden geçmeyelim. Kaliteli bir mamada yeterli ve dengeli karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineraller bulunur. Sindirimi ve atılımı kolay içerikler kullanılır. Karaciğer ve böbrek yorulmaz. Böylece sağlıklı organlar ve sağlıklı tüyler diyebiliriz. Düzenli parazit uygulanması. Halk dilinde aşı olarak isimlendirilen ve aslında aşı olmayan ilaç diyebileceğimiz uygulamalardır. Aşıda kanda yeterli miktarda antikor oluşup uzun süreli koruma sağlarken parazit uygulamaları çok kısa süreli koruma sağlar. Ev gıdaları ve kontrolsüz yaşmama verimi kendi yediğimiz yemek ve gıdaları dostlarımızla paylaşmamız birçok sindirim sistemi rahatsızlıklarının yanı sıra organel bozukluklara, alerji ve genellikle tüy dökümüne de sebebiyet verir. Yaş diyet yani öğün olmadığını bir kere daha hatırlatır minik dostlarımıza ve size sağlıklı günler dileriz.